Sayın Hocam, şimdi pek çok yerde tartışmalı bir konu var. IB alanlar AP de yapmalı mı, yapmamalı mı? Önce siz bir yanıtlamanızı istiyoruz ki arkasından ben de çekeceğim. İlk önce yapabilir mi diye bir başlayayım. Evet, çok güzel. Evet, yapıyorlar. Bu daha önce çok yaptık. Yani ben de AP'de 4 tane fizik var biliyorsunuz. Fizik 1, fizik 2, mekanik C ve elektrisyen magnetism C. Bununla yani 4 tane fiziğin içinden kendini daha iyi hissettiği ya da kendi başvuracağı bölümle alakalı olan tarafı alan öğrenci aynı zamanda IB'de hem fizik yapabilir, hiç fizik yapmıyorsa AP'de bunu deneyimleyebilir. Yapılıyor ve şu an günümüzde rekabet de çok arttığı için hem akademik olarak daha donanımlı oluyor öğrenci hem de gerçekten bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Peki IB programına başlamadan önce yapmasında fayda var mı? Mesela pek çok lise IB'ye 11'de başlıyor. Bu bana göre geç. Ama 10. sınıfta mesela Üsküdar Amerikan mesela Kasım IB'si. O çok doğru yapan bir IB lise bana göre. Fakat bence pek çok okul 11'de başlıyor. Peki 10. sınıfta bir çocuğun AP fizik yapması halinde IB'ye başladığı zamanki durum nasıl bir olur? Şimdi 10. sınıfta alıyorsa çok yüksek ihtimalle ya fizik 1 alacaktır ya fizik 2 alacaktır. Çünkü algebra based onlar. Mekanik C ve elektrisi magnetism C kalkülüs. Yani evet, matematikte kalkülüs kullanılarak yapılıyor. Genelde fizik 1 ya da fizik 2 onda tercih ediliyor ve böylece eğer ki Mayıs IB'si ise 11. sınıfta IB'ye başladığında mekanik konularını mesela fizik 1 yaptıysa tamamen biliyor oluyor. Ondan sonra fizik 2 yaptıysa oradaki termal fiziği biliyor, termodinamiği biliyor, elektrik biliyor, manyetizma biliyor. Dolayısıyla çok rahat ediyor ve bir özgüvenle başlıyor. Yani ben şimdi IB'den daha özgüvenli giriyor sınavlara. Çünkü zaten bir backup planım var diyor. Dolayısıyla bence ben olsam yapardım. Kesinlikle. Ben onu şunu eklemek de istiyorum. Peki çocuk hiç AP yapmadı. Şimdi o senaryoya dönelim. Sınava girdi ve sınavın arka sorularında Section B soruları vardır. Matematikte de fizikte de var. Hı hı. Ve oradan diyelim ki bir tane soruyu çocuk kaçırdı. O zaman 6 veya 5 aldı. Bu haliyle o zaman iyi üniversitelere gidemiyor. Normal üniversiteye zaten bütün öğrenciler gidiyor. Direkt MEP ortalamasını koysun. Allah ailelerin cüzdanlarına zevar vermesin. Küt diye gidebiliyor. Ama iyi üniversite maalesef IB'den, fizikten galiba en düşük 6 istiyor. Hayli o fizikten 6 veya 7 almak o kadar kolay mı Sayın Hocam? Çok kolay değil. Çok kolay. Yani ama öğrenci gerçekten çalışırsa neden olmasın? Peki. Ama bir sonuçta bir sınıfın içinde onu herkese vermiyorlar. Dolayısıyla evet, AP aldığında özellikle predicted'larda. Evet. Yani IB'de 7 almak AP'de 5 almaktan çok daha zor. Çok daha zor. Peki ben diyelim ki 10. sınıfta AP'den istediğim notu alamadım ama 11'de bir daha girip yapabilirim. Evet. Ve o zaman ben bu öğrenciye ne, yani biz bu öğrenciye ne sağlamış oluyoruz? 2-3 hak sağlamış oluyor. Çünkü IB High Level'dan 7 alamazsa AP Fizik'ten aldığı 5'te de iyi üniversiteye başvurma hakkı devam ediyor. Artı bunların hepsinin dışında da üniversiteye çok, daha hazır oluyor. Çok daha hazır oluyor. Evet. Yani bilimi öğrenmekten kimseye bir zarar gelmez. Ama galiba buna bir de çalışma istekli olmak da gerekiyor. Yani çalışma istekli disiplin olmayan gerekiyor. Bunu yapmasın. Disiplin gerekiyor.